Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'nın Sayın Hamdi Topçu ve yönetimleri üyelerine Şanlıurfa'nın hava ulaşımı ile ilgili sorunlarını çözme konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı hem hoş geldin diyor hem teşekkür ediyorum. Bugün bu akşam Urfa'ya geldiler ve Şanlıurfa'da uzun bir değerlendirme yaptık. Bütün sivil toplum kuruluşlarımız hava yollarından beklediklerini Sayın Başkan'a ve yönetim kurulu üyelerine aktardılar. Ve neticesinde de yarın gerçekleşecek olan yönetim kurulunun toplantısında inşallah Şanlıurfalıların gerek Ankara uçuşları, gerek İstanbul, İzmir ve önümüzdeki dönem için Antalya uçuşları konusunda bazı önemli inşallah kararlar alacaklar. Bundan bir şüphemiz, endişemiz yok. Ve Şanlıurfalı'nın beklediği soruların cevabı inşallah bu şekilde oluşmuş olacak. Tabii yalnız bundan ibaret değil. Kendilerinden Şanlıurfa'nın bir tarih ve turizm şehri olarak dünyaya tanıtılması konusunda taleplerimiz oldu. Bununla ilgili de Sayın Başkan'ın söyleyecekleri var. Önemli bazı çalışmalar olacak inşallah kendileri ekonomik başlıklarla. Yine bunun yanında Şanlıurfa sporumuza Türk Hava Yolları'nın destek çıkması ve inşallah bu yıl Süper Lig'e çıkması konusundaki gayretlerimize onların da destek çıkması halinde genç bir nüfusa sahip olan Şanlıurfa'nın gençlerinin ve Şanlıurfalıların çok büyük bir memnuniyet duyacağı ve bu bölgeden de belirli bir takımın olması açısından bu katkının önemli olduğunu kendilerinden Şanlıurfalı olarak talep etti arkadaşlarımız. Biz de bu taleplerin arkasındayız. İnanıyorum ki bu birliktelik bu akşam bu davetimizi icabet etmeleri Şanlıurfa'nın bu alandaki geleceğiyle ilgili önemli açılımlarda vesile olacak diyorum. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Sözünü kendilerine veriyorum. Evet, bu akşam Sayın Bakanımızın daveti üzerine Şanlıurfa'da bulunuyoruz. Yarın sabah Türk Hava Yolları Yönetimi Kurulu Şanlıurfa'da toplanacak ve birinci maddesi Şanlıurfa'ya bu akşam Şanlıurfalılarla beraber Sayın Bakanımızın nezareti altında dinlediğimiz sorunlarla çözüm bulma noktasında inşallah hayırlı kararlar alacağımızı düşünüyorum. Bu akşam yaptığımız görüşmeler içerisinde özellikle tarihi turistik yerleri olan Şanlıurfa'nın tanıtımına nasıl bir katkı yaparız konusunda yürüyüş alışverişinde bulunduk. Çünkü bu konuda çok yakında Şanlıurfa'yı tanıttım. Hem uluslararası basının tanıtım yapma ve çıkış yapma bu konuda yazı yazma konusunda Şanlıurfa'yı bileceğimizi, onlara öncelik edeceğimizi söyledim. Aynı zamanda yine Göbekli Tepe'nin isminden bir uçağımıza verilmesi noktasında taraftar oldu. Bunu da onunla karşıladık. İnşallah gelecek ilk uçaklarımızın birine Göbekli Tepe ismini vereceğiz. Bunun yanında yine bir semtimizin ismini, bir önemli turistik yerin ismini de Sayın Bakanımız sonra da bildirecek. Onun ismini de uçağımıza vereceğiz. İki pantajan olarak bir gün bunun üzerinde anlaştık. Ankara uçuşları konusunda, İstanbul uçuşları konusunda ve çapraz uçuşlar konusunda görüş alışverişi yaptık. Yani yönetim kurulumuzda bu konuları elinde boyunda görüşeceğiz. İnşallah Şanlıurfalıların da seveceği bir yol buluruz. Aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın da zarar etmeyeceği, uçuşlarında problem çıkartmayacağı formül üzerinde bir çözüm yolu bulacağımızı umuyorum. Yarın biz yönetim kurulumuzda Sayın Bakanımızın da söylediğiniz gibi Şanlıurfa'ya, Şanlıurfa gençliğine nasıl bir katkı yapacağımız konusunda görüşeceğiz. İnşallah yarın bu haberleri sizlerle paylaşacağız. Şanlıurfa tanıtım sitesini tabii onu da söyleyelim. Şanlıurfa'nın özellikle Göbeklitepe, Harran
birçok tarihi noktasının bir saatte bir tanıtım sitesiyle uzun uçuşlarımızda dünyada seyahat eden bütün yolculara da izletilmesi noktasında bir görüş bilgisine vardık. Bunu da Şanlıurfa Valiliğimiz tarafından bize yedirdiği takdirde çok kısa zamanda uçaklarımızda da yolcularımızın izlemek üzere hizmetlerini sunacağız. Teşekkür ederim. Bir diğer konuda değerli arkadaşlar, gerçekten yaklaşık 4 yıldır ben Şanlıurfa'dayım. Çok değerli milletvekili arkadaşlarımızla da bu akşam birlikteyiz. Şanlıurfa, bütün samimiyetimle ifade ediyorum, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerin başında geliyor. Türkiye'de son dönemlerde Kobani bahanesiyle bazı sorunlar yaşandı. Bu sorunların en az yaşandığı, hatta yaşanmadığı il diyebileceğimiz il Şanlıurfa'dır. Dolayısıyla gerek yerli, gerek yabancı, bütün Şanlıurfa'yı ziyaret etme düşüncesinde olan bütün kesimlere bu akşam vesilesiyle ifade ediyorum. Herkesi Şanlıurfa'ya davet ediyoruz. Şanlıurfa'daki huzur, kardeşlik, dayanışma, sevgi doruk noktasında ve bu tarihi ve kültürel şehrimizi doya doya gezebilecekleri güzel bir atmosferin olduğunu da bu akşam vesilesiyle bir kez daha ifade ediyorum. Hem Ermenek'le ilgili son gelişmelerle ilgili bilgi verebilir misiniz? Neler? Evet. Ermenek'teki son gelişmeler. Tabii son derece üzücü bir tablo, Ermenek'teki tablo. Bildiğiniz gibi bir hafta kadar orada 3 bakan arkadaş olarak birlikteydik. Daha sonra bakanlar kurumuyla bilgi vermek ve bununla ilgili son yaşanan bu iş kazalarıyla ilgili 2-3 aydır yaptığımız çalışmaların nihai bir değerlendirmesi yapmak için ben Ankara'ya dönmüştüm. Bir akşam itibariyle iki kardeşimizin cesedine ulaşıldı. Şu anda burada o mağdur ocağına inmiş, defalarca inmiş birisi olarak ifade ediyorum. Tabii ki yerin yaklaşık 170 metre, 150 metre altından bahsediyoruz. Burada ki tahribatların tahrip olmasından kaynaklanan ciddi bir moloz, çamur, balçıkların atılmasıyla ilgili geceli gündüzlü 3-4 vardiya şeklinde yoğun bir çalışma var. Bir an önce oradaki kardeşlerimize ulaşma konusunda büyük bir çaba var. Ama oradaki koşullar rahat koşullar değil, çok zor şartlarda mesafe alınmaya çalışılıyor. Allah daha göstermesi temennisinde bulunuyoruz. Ve ulaşılan ve şu anda defin için çıkarılan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır dilerim. Hala var canım sayın bakanım. Hazır değil. Hazır değil. Bakalım ya, kimlik bakalım. Vereceğim. Direkt açılırsa.